ilk Antalya'da yapıldı diye biliyorum bu ters evler. Tamamen eğlenceye yönelik, fotoğraf çekmek için insanlar geliyorlar buraya. Nedir konu? Şöyle, bizim de başlangıç noktamız Ankara. Antalya'daki evle eş zamanlı olarak Ankara'da ilk tepe taklak ev çıktı. Daha çok bu eğlence sektörünün yenilenmesi ve sürekli bir yenilik anlayışı içinde olmasından kaynaklı sosyal medyanın ve fotoğraf merakının artmasıyla birlikte bizim de misafirlere eğlenceyi başka bir açıdan göstermek istememizle başladı. Bir kere bunları nasıl buraya monte ettiğinize dair hiçbir fikrim yok. Yani hatta şu komik soru, depreme dayanıklı mı falan diye. Kesinlikle bence en dayanıklı evlerden biri olabilir. Nasıl da monte ettiniz, zor olmadı mı? Çok büyük vidalar ve farklı teknikler kullanıldı. Aynı zamanda beyaz eşyaların motorları alınarak hafifletildi. Tehlikeli bir durum yaşanmaması için ve riski en aza indirmek için. Peki yaş aralığı her yaştan geliyordur diye düşünüyorum. Kesinlikle. İlk kurulduğumuz zamanlarda daha çok böyle çocuk aktivitesi gibi algılandık ilk başta sadece. Sonrasında aslında çocuklardan daha çok yetişkinlerin de ilgisini çekti. Her yaştan misafir geliyor. Harika. Burada böyle geliyorlar. Hafta içi her gün mü açıksınız? Hafta içi her gün. Sabah 10 ve akşam 7 arası açık. Bu mesela kaç metrekarelik bir ev? Burası 85 metrekarelik bir alan. 2+1 bir ev gibi düşünüyoruz. İşte banyo, mutfak, çocuk odası, ufak bir antre, salon. Peki mesela gerçekten çok fazla insan geldiği zaman nasıl yapıyorsunuz? Belli limitiniz mi var? Evet, o dönemler bizim genelde sömestr ya da yaz döneminde yabancı turistin çok tercih ettiği bir alan olduk. O dönemlerde misafirlerimizi biraz bekletiyoruz. İçeride fotoğraf çekimine yardımcı olan arkadaşlarımız, yani çekimin daha seri ve misafirlerimizin daha hızlı anlamasına yardımcı oluyor diyelim. Misafirlerimiz geldiği zaman ayrı bir fotoğrafçımız var. Kaç dakikada şey yapıyorlar hepsini? Toplam bir evi kaç dakikada gezerler? Yani ben soran misafirlere de sürekli söylediğim ortalamada maksimum 45 dakikalık bir aktivite. Ve bence yarım saat bile yeterli olabiliyor bazen. Ama 1,5 saat falan misafirimiz de var. Yarım saatle bitiren de var. O yüzden ortalamada genelde yarım saat gibi söylüyoruz ama tabii çok uzun kalan misafirimiz. Bugün böyle normal bir günde geldik, normal bir konsept var. Atıyorum mesela sevgililer gününde, sevgililer gününe özel konseptiniz mi oluyor? Yeni yılda konseptleri değiştiriyor musunuz? Şöyle genel olarak oda görselleriyle ilgili tam olarak bir konsept değişikliği yapmıyoruz. Ama yılbaşı, sevgililer günü ya da işte böyle 23 Nisan gibi işte resmi bayramlarımızda farklı bir alanda ufak bir görselimiz mutlaka bir değişiklik gösteriyor. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. O zaman efendim, bir şeylerin ters gittiğine inandığınız zaman, hadi biraz da ben ters yapayım diyorsanız, buyurun gelin. Maslak'ta yerimiz.